Ahmet Çakar'ın attığı bir tweet var. Ben kolay kolay böyle bir şey söylemem. Hocam bu tweet bana göre normal bir tweet değil. Ne bu? Aa, şimdi gördüm, çok tuhaf. Galatasaray'ın ikinci golünde Konya kalecisi Serkan Kırıntılı son anda elini çekiyor. Çok tuhaf, çok. Bu ne? Ben kolunu elini çektiğini görmedim. Bu ne hocam ben ya? Ben arkadan da izledim, önden de izledim, yandan da izledim. Sen... Ertem, çocuk sahanın yıldızı ya. Çocuk penaltı kurtardı. Kurtardığı pozisyonlar bana göre Türkiye'nin en iyi 3-4 tane yerli kalecisinden bir tanesi. Penaltı kurtardı, çok kritik toplar kurtardı. Bugün sahanın bana göre en iyi ismiydi. Ayrıca da bana göre, ben pozisyona da baktım, sol tarafı zayıf, sola yatlayamıyor. El niye çeksin ya? Katılmam hocama. Bak, beyler, hocamı severim. Beyler, katılmam söz konusu ister değil. İster katılın, teslim ister ediyorum. Katılmayın. Yok hocam, bu ağır bir tam bu. İster katılın, ister katılmayın. Yok. 40 yılın futbolun içinde geçti, doğrudur. Kalecilik yapmadım. Serkan Kırıntılı, ki bu biz tabii görüntüleri veremiyoruz, ancak fotoğrafla veriyoruz. Solu zayıf. Sol tarafta bakın, ilk kola bakın. O kol devam etse, fakat kol birden çekiliyor. Bana bunu birisi anlatsın. Bunu mesela bir kaleci uzmanı anlatsın. Ben bu filmi bundan 3 sene önce Antalya kalecisi Ferhat'ta görmüştüm. Yine aynı dakikada. Gençler Birliği'nde oynuyordu. Gençler Birliği'nde. Sen burada resimli gör Ahmet. O zaman sen burada resimli görüntüye değil. Sen nerede canlı oynatıyorlar? Anladın mı? Orada git yorum yap. 15 defa baktım. Orada git yorum yap sen. Bir dakika, anladın? Müsaade edersin. Git orada yorum yap. Burada değil. Ben gidemeyeceğime göre şu anda Allah'a şükür Beyaz TV'deyim ve burada gururla çalışıyorum. Bein Spor'da çalışmadığıma göre, biz de görüntü veremediğimize göre. Allah seni bizim yanımızdan. Hayır, öyle bir düşüncem de yok. Ayırt etmesin. Bakın beyler, hanımefendiler, beyefendiler. Serkan'ın penaltı kurtardığı konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Kurtardı. Hiçbir lafım evet, yok. Evet. Fakat aynı filmi Gençler Birliği, o zaman Gençler Birliği kaçı? Ferhat'ta. Yine aşağı yukarı aynı dakikalarda, 85 küsür, belki 90, tam hatırlamıyorum dakikayı. Bir böyle Nisan veya Mayıs akşamıydı. Benzeri bir kol çekme oldu. Burada ben Serkan Kılıçlı'ya şunu diyemem. Bu adam kasten Galatasaray'dan gol yemek için tweet'i getirdi, kolunu çekti falan diyemem. Fakat Serkan Kırıntılı gibi başarılı, o ana kadar da oldukça iyi oynamış, penaltı kurtarmış bir kalecinin, üstelik bundan 15-20 gün önce birçok spor kanalının internet sitesinde Fatih Terim Serkan Kırıntılı'yı transfer etmek istiyor haberleri çıktıktan sonra. Çıktı mı böyle? Şimdi arkadaşlar, ben rica ettim. Benim var benim yok. 15-20 gün önce birçok spor internet sitesinde Serkan Kırıntılı'yla ilgili Fatih Terim Serkan Kırıntılı'yı istiyor. Yalnız bir dakika, sen bu yorumlar, bu çok ucuz bir karalama, bu ayıp ya. Ne? Ayıp ya, bıraksa penaltıyı bırakırdı ya, sen ne anlatıyorsun dakika, bak, ya? Ben ne diyorum sana, hala anlamadın değil mi benim dediğimi? Ya ben sallam anlamıyorum yani. Bak tekrar şimdi. Ben Serkan Kırıntılı, Serkan Kırıntılı şey, golü kasten yemiştir, kolunu çekiyor filan demiyorum. Bak işte, bakın bunlar çok 15-20 gün önce Fatih Terim Serkan Kırıntılı'yı istiyor. Fatih Terim Serkan Kırıntılı'yı istiyor. 3 tane internet haberi. Peki bir soru sorabilir miyim? Dur hocam, bitirsin de ben hocam bir şey söyleyeyim. Serkan Kırıntılı bu maçta ne kadar oynarsa Fatih Terim Serkan Kırıntılı'yı o kadar daha fazla ister. Müsaade edin. Müşahede et. Hemen bir saldırı. Ben bu filmleri de gördüm. Güzel söylüyorsun. Ya hayır. Fatih Terim. Bunu Fatih Terim'e yapan yarın Aykut Kocaman'a yapar. Böyle bir adamı. Öbür gün Şenol Güneş'e yapar. Böyle bir adamı olmazsın. Öbür gün Alex Ferguson'a yapar. Ertem'cim bak, çok itiraz çektiğin haklı olabilir ama. Hayır hocam, bir dinleyin. Bir şey değil mi? Hocam bir şey değil. Bitir şeyi. Bak bana yemin ederim Fatih Terim. Ben de karşı çıkacağım. Bir müsaade. Ben de karşı çıkacağım. Fatih Terim'e bunu yapan, yani bugün Fatih Terim için elini çeken. Ben öyle bir şey demiyorum. Yarın Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe için bir şey kazanır. Ertem'cim itiraz noktan haklı. Ben de hocaya itiraz edeceğim de bekliyorum. Bak bekliyorum. Ben de hocaya itiraz edeceğim. Bekliyorum Ertem'cim, sakin ol. Tamam. Gözünü olamıyorum. Fatih Terim Serkan Kırıntılı. Fatih baban olunca sakin olamıyorsun. Fatih Terim Serkan Kırıntılı istiyor haberleri üzerine. Küme düşmesiyle düşmemesi arasında %50 gidip gelen, hakikaten Türkiye'nin iyi kalecisi Serkan Kırıntılı'nın kalbi kıpır kıpır olur. Oh der ya. Terim Hoca beni istiyor. Ben de bu sene belki şeye çıkıyorum, serbeste düşüyorum. Zaten takımın düşme ihtimali var. Ben seneye Galatasaray'da oynarım. Muslera'yı da iyi paraya satarlarsa Galatasaray'ın birinci kalecisi olabilirim gibi son derece rahmani bir beklenti içine girer. Serkan namuslu çocuk bulur. Çıkar çatır çatır maçını oynar. Ama bunu psikiyatrist arkadaşlarım
Nörobilimci arkadaşlarım çok iyi bilirler. İnsanın bilinçaltı zaman zaman hareket, davranış olaylarını kontrol eder. Şimdi ben seneye Galatasaray'a geleceksem şampiyon takımının kalecisi olarak mı geleyim? Yoksa şampiyonluğu kaybet. Bu bilinç altında, bilinç altları insanın bilincini fark etmeden etkileyebilir. Bugün Serkan Kırıntılı'nın yediği ikinci gol, 87. dakikadaki gol hoşuma gitmedi. Şimdi ben burada, şimdi beni paranoyak, meczup kabul edebilirsiniz. Türk halkı size soruyorum. Futbolla ilgili milyonlarca genç yaşlı insan var. Necati Kalemkağıdı al voleye. Serkan Kırıntılı'nın Galatasaray'dan yediği ikinci gol. Kaleciliğin doğal nizami içinde buluyor musunuz? Sen onu formüle et. A. Evet buluyorum. B. Bulmuyorum şüpheli. Bakalım Türkiye ne diyecek? Bu benim görüşüm. Ben bu filmi daha önce görmesem hiçbir şey demem. Ben bu filmi 3 sene önce Gençler Birliği kalecisi Ferhat'ta gördüm. Yine Galatasaray 1-0 kazandı veya 2-1 şampiyon oldu. Ben bu filmi sezonun ilk yarısında veya ikinci hemen başında Akhisar'ın o yabancı Sırp asıllı kalecisinde gördüm. Şimdi ben bu filmleri görünce bir de futbolun içinde kaşınmadık bir kulak arkam kaldığında rahatsız olurum. Ama buradan hiç kimse Serkan Kırıntılı'ya ne ben ne başkası şunu söyleyemez. Sen bu golü kasten kolunu çektin diyemez. Hocam ne kaldı ki? Allah Allah, ben yani o zaman biz bu programda niye yapıyoruz? Başkaları gibi. Hayır hayır. Dörtte. Ben yok, düşüncemi söyleyeceğim. Hayır, ne kaldı ki? Ben şu anda ne anlıyorum? Ben düşüncemi söylüyorum. Sen bundan ne anladın? Ben düşüncemi söylüyorum. Ben de düşüncemi herkes söylüyorum. Herkes söylesin sırayla. Ben düşüncemi yani söylüyorum. Herkes söylesin. Ben düşüncemi söylüyorum. Söyle Sinancım sen. Sen zaten bir şeyler söyledin, ona ilave. Bir, bu tip, yanlış anlamasın, bu çocuğu kastetmiyorum. Bu tip şahsiyetsiz, maç satmaya müsait olan karakterde bir insanı zaten kimse almak olmaz, istemez. Başarılı, daha iyi oynayan bir kaleciyi almak ister. Bunu taraftarı bile istemez. Yani yarın bir gün bu şaibe böyle bir anılması bile. İkincisi, Serkan Kırıntılı bana göre bugün sahanın yıldızıydı. Müthiş bir penaltı kurtardı. Müthiş pozisyonları da kurtardı. Sahanın bence teknik olarak bakarsan Serkan Kırıntılı bu topu tahmin etmedi. Geç kaldı. Bir de sola atlayamıyor bildiğim kadarıyla. Sola iyi değil. Sol tarafı iyi değil. Ya Sinan, sol tarafın iyi olmasa da şu kol uzanmışken niye gerilecek? Geç kaldı hocam. Biri anlasın. Girdi onun için. Bir bana dakika, Ahmet ya. Bir dakika dur ya. Girdi top. Ahmet çalıp şunu bana bir izah etsen abi anlasın. Fatih Terim'in yerinde girdi, sensin. Girdi. Bak yer değişti. Tabii girdi. Fatih Terim'in yerinde sensin. Böyle Serkan Kırıntılı diye bir kaleci var Konyaspor'da. Aynı yerdesiniz. Ben önümüzdeki sene bir gol yesin de ben önümüzdeki sene alayım dediği zaman yahut da Serkan Kırıntılı golü yediği zaman sen alır mısın peki? Can sana speak, soruyorum bak. Can I speak Turkish? Yok, İngilizce anlar. Türkçe tanıyorum. Bak tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bilinç altına insanları... Ya bırak bilinci. Abi, hayat bu ama. Ya bırak ne bilinci hayat ya. Bu. Evet, hayat bunlar, bu. Ne? Doğru. Bak, bunu ya hakemler de yaşar. Abi ya. Bunu hakemler de yaşar. Bilinç beyler, altı doktor bu adam. Bunu hakemler de yaşar. Bunu tedavi etmiyor ki, hasta ediyor adamı. Bir dakika. Bilinç altı denen bir şey var. Serkan Kırıntılı içi kıpır kıpır Galatasaray beni alacak mı diye. Bu da çok doğaldır. Her büyük futbolcu... Oğlum olabilir. Bir dakika. İçi fıkır fıkır olabilir. Bir de ben... Fatih Terim ondan sonraki periyotta... Şampiyon Fenerbahçe olacak ya. Fenerbahçe teknik direktörü ona biraz şey gösterdim. Ben bu filmde Fatih Terim'i adam alır mı? Ben 10 yıldır görüyorum. Böyle karaktersiz adam alır mı? Birçok büyük takım bir sonra, iki sonra, üç sonraki hafta oynayacağı oyunculara transfer teklif eder veya ediyormuş gibi yapar ki o çocukların bilinçaltını etkilemek için.